Gerçek ve mecaz anlamla ilgili her sınavda illa sorulabilecek sorulardan. Gerçi burası boşluk doldurma şeklinde. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler mecaz anlamda ise M harfi, gerçek anlamda ise G harfi yazacağız. Hemen okuyalım. Emine izlediği filme iyice dalmış. Evet, buradaki sözcüğümüz mecaz anlamda. Sinemaya yetişemezsek biletler yanar. Evet, yani aldığımız biletler boşa gider demek istiyor. Yine mecaz anlamda. Yanmak sözcüğü bir şeyin alev alması değil mi? İlk aklımıza gelen gerçek anlam bu. Bu buradaki anlam mecaz. Kahvaltıda ince bir dilim ekmek yedik. İnce sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmış. Yani kalın olmayan manasında. Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza ısındık. Evet, bu da mecaz anlamda. Isınmak sözcüğü ilk anlamı bu değil. Gerçek anlam bu değil. Buradaki anlam mecaz. Yani ona alıştık manasında. Annem ceketin düğmesini dikti. Düğme sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Bildiğimiz ilk anlamıyla. Ve cevapları bu şekilde doldurduk.